Merhaba arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yürütmekte olduğumuz maliyet muhasebesi dersinde ünite 2'de bir kilit soruyla karşınızdayız. Bu soruda stok değerleme yöntemlerine ilişkin bir soru. Soruda yöntem olarak ilk giren ilk çıkar yöntemini uygulamamız istenmiş ve bu soruda sonuçta dönem içinde üretimde kullanılan madde malzemenin maliyeti istenmiş. Bu nedenle hemen bir stok değerleme yöntemine ilişkin bir sürekli envanter stok kartı çizelim. Bu karta tarih sırasına göre işlem yapıyoruz bildiğiniz gibi. Ve giren, çıkan ve kalan olmak üzere sürekli envanter stok kartında bölümleri ele aldığımızda her bölümde miktar, birim, fiyat ve tutarı işliyoruz. Kısaca yazdım bunları. Miktar, birim, fiyat ve tutar. Miktar, birim, fiyat ve tutar olarak düşündüğümüzde hemen ilk işlem ayın 1'inde 1 Ekim'de elimizde 2800 kilogram 200 lira birim maliyetli olmak üzere 560 bin liralık madde malzeme varmış. Sonraki işlem ayın 12'sinde 12 Ekim'de olmuş. 3200 kilogram madde malzeme alınmış. 225 lira birim maliyeti ödenmiş. 720 bin liralık madde malzeme ambarımıza gelmiş. Hemen işliyoruz bu durumda. İlk giren ilk çıkar olduğu için 2800 önce yazdım. Kendi birim maliyetiyle 3200 kilogram daha aldım. Birim maliyeti 225 lira. Sonuçta 1 milyon 280 bin liralık madde malzemem oldu. Hemen sonraki işleme bakalım. Ayın 17'sinde ambarlarımızdan 3400 kilogram madde malzeme gönderilmesi istenmiş. İlk giren maddeyi üretime ilk olarak gönderiyorum. 2800 kilogramı yani. Birim fiyatı 200 lira. 600 kilogramı, geri kalan 600 kilogramı da diğer partiden gönderiyorum. 225 liradan. Sonuçta 695 bin liralık madde malzemeyi üretime göndermiş oldum. Geriye elimde 2600 kilogramlık 225 lira birim maliyetli madde malzeme kaldı. Sonuçta 585 bin liralık madde malzemem kaldı depolarımda. Hemen diğer işleme geçelim. Ayın 22'sinde, 22 Ekim'de 1200 kilogram madde malzeme satın alınmış. Birim maliyeti olarak 210 liralık bedel ödenmiş. 252 bin liralık madde malzeme satın alınmış oluyor. Hemen stoklarımı yeniden değerlediğimde 2600 kilogram 225 lira birim maliyetli. Şimdi de 1200 kilogram 210 lira birim maliyetli madde malzemem geldi. Stoklarımın değeri bu durumda 837 bin lira olmakta. 27 Ekim'de bir işlem var. Orada da 3500 kilogram madde malzeme istenmiş. En son elimde kalan madde malzeme ilk olarak diyelim. 2600 kilogram 225 lira birim maliyetli madde malzemeyi üretime göndereceğim. Sonra 900 kilogram 210 lira birim maliyetli madde malzemeyi üretime göndereceğim. Sonuçta 774 bin liralık madde malzemeyi üretime gönderdim. Elimde 300 kilogram 210 lira birim maliyetli madde malzeme kaldı. 63 bin liralık madde malzeme kaldı. Toplamlara baktığımda derhal sorumuza direkt cevap verebilmek açısından çıkan bölümünü toplamam lazım. Çıkan bölümde tutarları topladığımda 1 milyon 469 bin liralık madde malzeme maliyetini göreceğim. Bu da şıklarımız arasında yer almakta.
Bu soruda stok değerleme yöntemlerinden son giren ilk çıkar yönteminde bir çözüm istenmiş. Sorumuzu çözmek istediğimde hemen sürekli envanter stok kartını çiziyorum. Sürekli envanter stok kartında tarih sırasına göre işlem yapıyoruz. Tarih sırasına göre işlem yaptıktan sonra sürekli envanter stok kartının 3 ana bölümü olduğunu tekrar vurgulayayım. Giren, çıkan ve kalan olmak üzere miktar, birim, fiyat ve tutar alt bölümlerini de hemen çizelim. Evet, ilk olarak dönemin başında elimizde bulunan 520 kilogramı işliyorum. Kalan bölümüne 1250 liradan birim maliyetiyle 650 bin liralık maliyeti var. 8 Nisan'da, bu 1 Nisan'daydı. 8 Nisan'da 800 kilogram madde malzeme satın alınmış, 1000 liralık maliyetle 800 bin lira ödenmiş veya ödenmesi gerekiyor. Stoklarımı değerlediğimde son geleni üretime ilk olarak göndereceğim için onu yazdım ilk olarak. Daha sonraki miktarı yazdım. Birim maliyetleri 1000 lira ve 1250 liraydı. Sonuçta 1450 liralık madde malzemem oldu. 14 Nisan'a baktığımda 14 Nisan'da 900 kilogram madde malzeme satın alınmış, 1300 lira birim maliyetli, 1 milyon 170 bin liralık madde malzeme satın alınmış oldu. Stoklarımı tekrar değerlendirdiğimde 900 kilogram 1300 lira birim maliyetli, 800 kilogram 1000 lira birim maliyetli ve 520 kilogramda 1250 lira birim maliyetli olmak üzere 2 milyon 620 bin liralık madde malzemem oldu. Ayın 21'ine geldiğimde üretime gönderilen 1200 birim madde malzeme var. Nereye işleyeceğim? Çıkan bölümüne işlemem gerekiyor. İlk olarak en son gelen partiyi üretime göndereceğim. 900 kilogramdı bu. 1300 lira birim maliyetli, 300 kilogram 1000 lira birim maliyetli olmak üzere 1470 liralık, 1 milyon 470 bin liralık madde malzeme üretime gönderdim. Elimde 800 kilogramdan 900 kilogram gönderdim. 800 kilogramdan 300'ünü gönderdim. 500 kilogramlık 1000 lira maliyetli ve hiç elimi sürmediğim 520 kilogram 1250 lira birim maliyetli madde malzeme kaldı. Sonuçta 1 milyon 150 bin liralık madde malzemem kaldı. Ayın 29'unda da yine üretime gönderilen madde malzeme söz konusu. 650 kilogram istenmiş ve üretime gönderilmesi gerekiyor. 500 kilogramı üretime gönderdim ilk olarak. 1000 lira birim maliyetli ve 150 kilogram 1250 lira birim maliyetli madde malzemeleri üretime göndermiş oldum. 370 kilogram kaldı. 500 kilogramı gönderdim. 520 kilogramdan 150 kilogramı gönderdiğimde 350, 370 kilogram 1250 lira birim maliyetli olmak üzere 462 bin 500 lira maliyetli madde malzeme kaldı. Toplamlara baktığımda satın alınan madde malzemenin miktarı 1700 kilogram, değeri 1 milyon 970 bin lira. Üretime gönderilenlerin miktarı 1850 kilogram, değeri 2 milyon 157 bin 500 lira. Sonuçta hiç toplamaya gerek kalmaksızın elimde de biliyoruz 370 kilogram 1250 lira değerli 462 bin 500 liralık madde malzemem kaldı. Evet, sorularımızı istersek bu şekilde cevaplandırabiliyoruz. Tahtada son giren ilk çıkar yöntemine göre bir sürekli envanter stok kartına
ilişkin çözümü sizlere aktarmış oluyorum böylece. Bu soruda tartılı veya ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre stokların değerlenmesi ve sonuçta da dönemin sonunda stoklarda kalan madde malzemenin maliyeti istenmiş. Tartılı ortalama maliyet yöntemi diğer yöntemlere göre farklı bir yöntem. Bu nedenle ilk olarak madde malzemenin birim maliyetini hesaplayıp bu madde malzeme birim maliyetini dönemin içinde üretime gönderilen madde malzemelerin tümünün birim maliyeti ve stoklarda kalan madde malzemenin birim maliyeti olarak kullanmamız gerekiyor. Bu nedenle ilk olarak stok değerleme yöntemi olan tartılı ortalama maliyet yönteminde birim maliyeti hesaplamamız gerekiyor. Bunu da hesaplayabilmek için ilk olarak dönem başı mamul stoklarının maliyetine dönem içi alışları toplam maliyetine maliyet toplamı satın alımların diyelim şuraya satın alımların diyelim bu ikisinin toplamını miktara böleceğiz. Bunlara ilişkin miktara böleceğiz. Dönem başı mamul stoklarının miktarı artı dönem içi satın alınanların toplam miktar. Hemen baktığımızda tutarlar olarak dönem başı da 5.250 liralık madde malzeme var. Daha sonra 73.500 liralık bir madde malzeme satın alınmış ve 129.600 liralık bir madde malzeme daha satın alınmış. Dönem başı yarı mamul stoklarının miktarı 375 adet. Buna 4.900 adetlik bir parti daha satın alınmış ve son olarak da 8.100 liralık madde malzeme satın alınmış. Topladığında 208.350 liralık madde malzemeye ilişkin maliyet toplamı var. 13.375 adede böldüğümde 15 lira 77 kuruşluk bir maliyetle karşı karşıyayız. Hemen sürekli envanter stok kartına işleyelim bu işlemleri. Tarih sırasına göre işlem yapacağım. Tarih sırasına göre işlem yaptığımda kısaca yazayım giren, çıkan ve kalanı düşündüğümde miktar, birim fiyat, tutar, miktar, birim fiyat ve tutar, miktar, birim fiyat ve tutarı dikkate aldım. Bizden dönem sonu, dönemin sonunda elimizde kalan madde malzemelerin maliyeti istendiği için ve şurası çok önemli. Tüm dönem içi işlemleri tek bir birim maliyetle 15 lira 77 kuruşluk maliyetle işlem gördüğü için sadece dönem başındaki madde malzemenin maliyetini işledikten sonra dönemin sonuna kadar sadece satın alınanları ve giren çıkanları miktar olarak işledikten sonra sonuca gidebiliriz. 9 Mart'ta 4.900 kilogram 15 lira birim maliyetli 73.500 liralık madde malzeme söz konusu. Stoklarımın miktarı 5.275'e çıktı. Birim maliyeti ne olacak? 15 lira 77 kuruş olacak. İşlemiyorum onu. 17 Mart'ta 5.200 kilogram madde malzeme istenmiş. Birim maliyeti ne olacak? 15 lira 77 kuruş. Sonuçta elimde ne kaldı? 75 kilogramlık madde malzeme var. 26'sında 26 Mart'ta 8.100 litre madde malzeme alındı. 16 lira birim maliyetli 129.600 liralık madde malzeme oldu. 8.175
litrelik madde malzemeye ulaştım. Ayın 28'inde 6500 kilogram litre madde malzeme istenmiş. Sonuçta elimde 1675 litre madde malzeme var kaldı. Dönemin sonuna baktığımda toplam olarak 13.000 litre, değeri 203.100 lira olan madde malzeme satın alındı. Çıkanları toplamıyorum. Sonuçta sorumuzda kalan, sorulduğu için dönemin sonunda elimizde kalan madde malzemenin tutarı sorulduğu için 1675 kilogramla doğrudan 15 lira 77 kuruşu çarparak 26.092 lira 74 kuruşluk madde malzeme maliyetini bulacağız. Sorumuzun cevabı bu durumda D şıkkı olmaktadır.